Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi, 2023-2024 Öğretim Yılı, 2. Dönem Sınavı, 16 Mart 2024, Dinler Tarihi 1 ve 2. 1. Oturum, 611 Dinler Tarihi 1. Soru 1, Bismillahirrahmanirrahim. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır. Sadakallahülazim. Kafirun suresi 6. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. İbrahim bunu kendi oğullarına da vasiyet etti. Yakup da öyle. Oğullarım, Allah-u Celle Celaluhu sizin için bu dini seçti. Siz de ancak Müslümanlar olarak ölün dedi. Sadakallahülazim. Bakara suresi 132. ayet. Bu ayetlerde geçen din kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır? A. Hesap ve ceza günü. B. Örf ve adet. C. Kanun ve kurallar. D. İnanç ve ibadet. Doğru cevap D. İnanç ve ibadet. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi Müslüman alimlerin din tanımlarında göz önünde bulundurdukları hususlardan biri değildir? A. Kaynağının Allah-u Celle Celaluhu olması. B. Beşeri bir yansıtma olması. C. Aklı ve özgür iradeyi esas alması. D. Dünya ve ahirete ilişkin yönünün bulunması. Doğru cevap B. Beşeri bir yansıtma olması. Soru 3. Dinler tarihinin normatif bir bilim dalı olarak kabul edilmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Betimleyiciliği. B. Yargılayıcılığı. C. Savunmacılığı. D. Kural koyuculuğu. Doğru cevap A. Betimleyiciliği. Soru 4. Anadolu'nun fethi ile İslamiyet yayılmaya başlamıştır. Nizamiye medreselerinin kurulmasıyla pek çok alanda öncü alimler yetişmiştir. Bu bilgiler aşağıdaki dönemlerden hangisi ile ilgilidir? A. Emeviler. B. 4 Halife. C. Selçuklular. D. Abbasiler. Doğru cevap C. Selçuklular. Soru 5. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbimiz gelmesinde şüphe olmayan bir günde insanları mutlaka toplayacak olan sensin. Allah-u Celle Celaluhu sözünden dönmez. Sadakallahülazim. Ali İmran suresi 9. ayet. Bu ayette İslam inanç esaslarından hangisi vurgulanmaktadır? A. Ahiret gününe iman. B. Kutsal kitaplara iman. C. Peygamberlere iman. D. Meleklere iman. Doğru cevap A. Ahiret gününe iman. Soru 6. Yahudi tarihinde aşağıdakilerden hangisi 2. Mabet döneminde gerçekleşmiştir? A. Kabileler ilk kez yerleşik düzene geçmiştir. B. Hazreti Davud aleyhisselamdan sonra oğlu Hazreti Süleyman aleyhisselam kral olmuştur. C. İsrailoğulları Yeşu önderliğinde vaat edilmiş topraklara girmiştir. D. Babil sürgünü Perslilerin bölgeye hakim olmasıyla sona ermiştir. Doğru cevap D. Babil sürgünü Perslilerin bölgeye hakim olmasıyla sona ermiştir. Soru 7. Hazreti Musa aleyhisselama Sina'da taş tabletler üzerine yazılı olarak verildiğine inanılan ilahi emirlerden hangisi tevhid ilkesiyle ilgilidir? A. Başka ilahlara tapmayacaksın. B. Cumartesi günü hiçbir iş yapmayacaksın. C. Komşuna karşı yalan şahitlik etmeyeceksin. D. Tanrı'nın ismini boş yere ağza almayacaksın. Doğru cevap A. Başka ilahlara tapmayacaksın. Soru 8. Mensuplarının Tevrat'ın beşer eliyle yazıldığını kabul etmediği ve ilahi bir ilhamla yazdırılmış olduğuna inandığı Yahudi akımı aşağıdakilerden hangisidir? A. Ortodoks. B. Reformist. C. Muhafazakar. D. Yeniden yapılanmacı. Doğru cevap C. Muhafazakar. Soru 9. İslam literatüründe Nasraniye, Mesihiye, İseviye olarak isimlendirilen din aşağıdakilerden hangisidir? A. Sabilik. B. Mecusilik. C. Yahudilik. D. Hristiyanlık. Doğru cevap D. Hristiyanlık. Soru 10.
kişinin sadece kutsal kitap, sadece iman ve sadece lütuf aracılığıyla kurtulabileceğinin söylendiği üç sola öğretisi Hristiyan mezheplerinden hangisine aittir? A. Katoliklik, B. Protestanlık, C. Ortodoksluk, D. Muhafazakarlık. Doğru cevap B. Protestanlık. Soru 11. Hristiyanlığın paganlar arasında yayılmasında en önemli misyoner olan nokta stratejisini şöyle ifade etmiştir. Kimsenin kölesi olmayan özgür biri olduğum halde daha çok kişiyi kazanayım diye kendimi herkesin kölesi yaptım. Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Pavlus, B. Markos, C. Yuhanna, D. Martin Luther. Doğru cevap A. Pavlus. İkinci oturum 612 Dinler Tarihi 2. Soru 1. Halk arasında yeni bir kurtuluş yolu olarak Bhakti Yoga yayılmıştır. Babür İmparatoru Hindistan'daki tüm dinleri birleştirmeye çalışmıştır. İslamiyet'in tevhid inancı ve sınıfsız toplum anlayışı Hint toplumunu derinden etkilemiştir. Bu bilgiler Hinduizmin gelişim dönemlerinden hangisiyle ilgilidir? A. Orta Çağ, B. Modern, C. Vedalar, D. Klasik Hinduizm. Doğru cevap A. Orta Çağ. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi Budda'nın kendisinin tecrübe ettiği ve insanların kurtuluşu için önerdiği dört yüce hakikatten biri değildir? A. Hayat acı ve ıstıraptır. B. Acı ve ıstırabın kaynağı istek ve arzulardır. C. İstek ve arzulardan vazgeçilirse acılar sona erecektir. D. Kurtuluş kas sistemine dahil olmak ile mümkündür. Doğru cevap D. Kurtuluş kas sistemine dahil olmak ile mümkündür. Soru 3. Budda'nın sözlerinin Pali dilinde yazılmasıyla oluşan kutsal metinler aşağıdakilerden hangisidir? A. Vedalar, B. Tripitaka, C. Adi Granth, D. Tao Te King. Doğru cevap B. Tripitaka. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi Sihizmin 5 silah olarak bilinen ahlaki esaslarından biridir? A. Hırs, B. Kibir, C. Kanaat, D. Tutku. Doğru cevap C. Kanaat. Soru 5. Büyük ve üstün insan erdemi, küçük insan ise rahatını düşünür. Üstün insan kanunlar üzerinde kafa yorar, küçük insan ise kendi faydasını arar sözleriyle insan erdemi üzerine öğütlerde bulunan kişi aşağıdakilerden hangisidir? A. Buddha, B. Lao Tzu, C. Zerdüşt, D. Confucius. Doğru cevap D. Confucius. Soru 6. 1. Noel 6 Ocak'ta kutlanır. 2. Kilisenin en üst ruhani liderine Patrik denir. 3. Ana merkezi Erivan yakınındaki Eçmiyazin'dir. Ermeni Kilisesi ile ilgili numaralanmış bilgiler doğru D, yanlış Y olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? A. Y. D. Y. B. D. D. Y. C. D. Y. Y. D. D. Y. D. Doğru cevap D. D, Y, D. Soru 7. Süryani Kilisesi, Katolik, Ortodoks ve Protestan kiliselerinin kabul ettiği Hazreti İsa Aleyhisselam'da iki tane tabiatın karışmadan aynı anda bulunduğu iki tabiat öğretisini reddetmektedir. Bu cümlede altı çizili bölümle ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Metafizik, B. Diofizit, C. Teslis, D. Miafizit. Doğru cevap B. Diofizit. Soru 8. İbranice ve Aramice'deki haham kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Aydınlanmış, B. Soylu ve asil, C. Yüksek rütbeli, D. Bilge ve yetenekli. Doğru cevap D. Bilge ve yetenekli.
Soru 9. 1. Mirza Ali Muhammed tarafından kurulmuştur. 2. Kan almak ve vermek Tanrı'nın yasalarına aykırı olarak görülür. 3. Sakramentlerden sadece vaftiz ve ekmek şarap ayinini kabul ederler. Numaralanmış bilgilerden hangileri Yehova şahitleriyle ilgilidir? A. 1 ve 2, B. 1 ve 3, C. 2 ve 3, D. 1, 2 ve 3. Doğru cevap C. 2 ve 3. Soru 10. Peygamberlerin bir insani, bir de ilahi yönü vardır. İnsani yönleri itibarıyla diğer insanlar gibi yer, içer, hasta olurken ilahi yönleri itibarıyla bir anlamda Tanrı'dırlar. Onlarla konuşulduğunda Tanrı'yla konuşulmuş, onlara secde edildiğinde de Tanrı'ya secde edilmiş gibi kabul edilir. Bu bilgiler aşağıdaki dini akımlardan hangisi ile ilgilidir? A. Bahailik, B. Mecusilik, C. Yezidilik, D. Süryanilik. Doğru cevap A. Bahailik. Soru 11. Fasulye, marul, lahana gibi sebzeler ve balık, geyik, horoz eti yemenin haram kabul edildiği dini grup aşağıdakilerden hangisidir? A. Yezidilik, B. Bahailik, C. Mecusilik, D. Süryanilik. Doğru cevap A. Yezidilik. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olup bildirimleri açmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.